kısa bir zamanda federasyon kurup şu güzel kitleyi bir araya toplayıp eğer bu dava hala duymadık diyen varsa diyecek başka bir şey yok. Bu davayı Türkiye'nin en uç noktasındaki kardeşlerim dahi duyup buraya akın akın geldilerse Ankara'daki vekillerimizin bu mağduriyeti duymaması mümkün değil. Güvenlik sisteminin kısa vade ve uzun vade olarak sigorta kollarını ikiye ayırmasından kaynaklı bir problem. Aslında hepimiz çalıştık. Hatta öyle ki bir ay, iki ay, üç ay staj dönemleri çalışanların dışında 4 sene, 5 sene çıraklık eğitimi görenler var. Yine kamu kadrolarında çalışanlar var. Telefon, telgraf gibi, devlet demiryolları, karayolları gibi buralarda çalışan stajyer arkadaşlarımız var. Geçmiş tarihlerde aynı kimlik gibi bu sigorta kartı bize verildiğinde bu bizim emekliliğimiz diyorduk, hayalimiz diyorduk, hayat garantimiz diyorduk. Ve bugün artık maalesef sosyal güvenlik sisteminin bir takım problemleri sebebiyle, yasal düzenlemelerindeki bir takım eksiklik ve aksaklık sebebiyle sigorta girişiniz kabul edilmiyor deniliyor. Halbuki hepimiz okulda değil iş yerinde çalıştık. Halbuki hepimiz not değil patrondan ücret aldık. Halbuki hepimiz o iş yerinde her türlü riske boyun eğdik. Sabah gidip 40 dakika çalıştıktan sonra git bize 15 dakika teneffüs yap demedi hiçbir işveren. Haftada 3 gün değil 5 gün çalıştık. Cumartesi pazar çalıştık. Okul tatildi ama iş devam ediyordu. Tatil yapmadı. Çalışmaya devam ettik. Tamamen bir çalışmayken bugün maalesef böyle oldu. İlk sigorta girişi herkesin de buradaki şahitliğiyle başlangıç olsun diye haykırıyoruz. Ankara'ya sesleniyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sesleniyoruz. Aslında meselemiz çok kolay ve basit. Bir cümlelik bir ifade gerekiyor bunun için. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazır torba kanun teklifleri verilirken kısa vadeli sigorta giriş kolları açısından yapılmış girişte uzun vadeli sigorta kollarının açısından giriş kabul edilir. Yani bir cümlelik ifadeyle bu sorunu çözmek mümkün. Tabii ki burada feraseti olan vatandaşını, milletini bu tarz sıkıntılara göğüs geren sayın milletvekillerimizin, sayın siyasi partilerin en önemlisi de tabii şu an karar mekanizması olan, yönetim mekanizması olan Türkiye'nin hükümet iktidar kanalının da bu süreçte bizi desteklemesi ve bu sıkıntının, bu problemin çözüme ulaşması için bizim açımızdan ne gerekiyorsa onun yapılmasını arzu ediyoruz. Kanunların aktardığı şekilde bu şekilde izah edebiliyoruz. İş kazası haklarından, sağlık haklarından bizi sigortalı sayan iş hukuku, sosyal güvenlik hakkı olarak bizi sigortalı saymıyor. Çalışanın yıllarca alın teri dökenin, sigorta primi ve vergi ödeyenin bir gün alabileceği en önemli hak emeklilik hakkı. Dolayısıyla emeklilik hakkımız sosyal güvenlik açısından giriş kabul edilmediği için emeklilik hakkımız ötelenmiş oluyor. Emeklilik hakkımız bu noktada bizim açımızdan bir mağduriyet oluşturmuş oluyor. Ve biz buradan şöyle söylüyoruz, şöyle istiyoruz. Aslında bu isteğimiz bizim hukuki meselede de basimti bir cümlelik çözümü olan bir mesele. Sigorta girişimiz ilk çıraklık ya da stajyerlik ne olursa olsun SGK açısından da sosyal güvenlik açısından da giriş kabul edilsin. Ve bu şekilde tüm çalışanlarda olduğu gibi herkes bir gün emeklilik hakkını kazansın. Bu sorunu çözmek devletin hem görevi hem ödevidir. Çünkü sigortalı giriş tarihi birkaç meslek dalında staja başlangıç tarihi. Ama bu meydanı dolduranlar ve burada olmayan on binlerce insanın yılları heba edilmiş, onlara bu hak verilmemiştir. Anayasaya aykırılık vardır. Şimdi bu insanlar sigortalandılar ve çıraklık yaptılar, staj yaptılar. O esnada başlarına bir şey gelirse iş kazası oluyor, iş kazası sayılıyor. Bunun primleri veriliyor. Sigorta kartı elinde, sonra stajı bitiyor, birkaç yıl sonra işe başlıyor. Senin sigorta başlangıç tarihin, staja başladığın, sigortalı olduğun tarih değil, şimdiki tarih denilerek on binlerce insan ayrımcılığa tabi tutulup mağdur ediliyor. Bunun bir an evvel bitmesi için Tüketici Konfederasyonu olarak sonuna kadar yanınızda olacağız.
Bunu da böyle bir ismi. Lisesi artık memleket meselesi olmasın. Çözüm istiyoruz demeye geldik. Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi sizlerin sesini emin olun duydu, duymaya da devam edecek. Evet, biraz önce üstadım dedi ki 2022-2023. Hayır, bu ateş 2017'de Ankara'da biz yakmıştık. Ve sizleri sayesinde öyle bir kitle olduk ki, öyle bir güçlü kitle olduk ki, mağduriyetine, davasına sahip çıkan birçok emekçi arkadaşlar için hepinizden Allah razı olsun. Nerede bir zulüm varsa, haksızlık varsa, bir gözyaşı varsa, onlara derman olmaya çalışan Arakan'dan Bosna'ya, Gazze'den Filistin'e, Suriye'den Afrika'ya yardım elini uzatan oradaki masumların, mağdurların ümidi olmuş, rüyalarının süsü olmuş büyük Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Şimdi buraya toplanan davasının kara sevdalıları, bu ülkenin öz ve öz has evlatları, bu haklı mücadelelerinde sizlerden güzel bir haber bekliyor. Adaletin insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu şiar edilmiş siz değerli yöneticilerimiz. Bizler yaşıtlarımız sokak alanında oyunlar oynarken, sanayilerde, fabrikalarda, iş yerlerinde, staj ve çıraklık adı altında bir fiil işçi olarak küçük yaşlarda çalıştırılan bireyleriz. Bu çalışmamızın başında bizlere verilen kartların arkasında bulunan SGK sicil numarası ile halen çalışma hayatımıza devam ediyoruz. Devletimizden beklediğimiz tek bir şey var. Bu 3308 nolu yasanın artık düzeltilmesi. 82 cuntasının işverene kıyak yasasının kaldırılması. Arkadaşlar, hepimiz çalıştık mı? Evet. Alnımızın terini verdik mi? Evet. Bize para verdiler mi? Evet. Sigorta kartı da verdiler. Evet. Sisteme de kaydettiler. Evet. 2022'nin Temmuz ayına kadar eyleyip denildik. Doğru mu? Evet. Ne oldu da sildik? Almanya'da Hans'ın yanında çalışan bizimle aynı durumdaki kişi ise ülkemizde geldiğinde sigortası sayıldı. Yurt dışından gelen gurbetçi hakkını veren devletimiz vatandaşımıza yaşayan kendi öz evlatlarına bu hakkı vermemiştir. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan... çıkacak. Biz bu davayı ne kadar önce çıkarabiliriz? Onun derdinde olduğumuz için bugün buraya toplandık. Bizler ne kursiyer, ne öğrenci, ne de bursiyeriz. Bizler 1986 yılında 3308 mesleki eğitim kanunu adında zorunlu işletmelere gönderilen 37 yıllık kandırılan çocuklarız. 7500 günümüz var ama EYT'liler 5500 günle emekli oldular. Devlet büyüklerime buradan seslenmek istiyorum. Bunun neresi adalet?
Bunun neresi? Unutmayalım ki emek veren her bireyin hakları korunmalı ve değerleri göz ardı edilmemelidir. 90'lı yıllarda şezlongunda 10 100 bin milyoncuk baloncuk yuttum diye reklam yapan kıvırcık saçlı bir kız vardı. Onun reklam şirketindeki yaptığı bir günlük çalışma, çalışma hayatından sayıldı. Bugün emekli edildi. Bizler ise bir fiil çalışan, atölyelerde, sanayi kuruluşlarında bir fiil çalışan meslek liselilerin ve çırakların bir günü onun bir dakikalık reklamının karşılığı. Şimdi yeni bir çalışma bakanımız var. Sayın Vedat Işıkhan. Kendisini bilirsiniz. Aynı zamanda akademisyen. Onun tezlerine bakın. Tezlerinin içerisinde akademisyenlik döneminde çocuk işçiliğinin önlenmesi, çocuk işçiliğinin sömürülmesinin bir şekilde bu mağduriyetin önlenmesi hakkında tezleri var. Sayın Bakanım, al sana çocuk işçiler, al istismar edilen çocuklar, bunların sigortaları başlangıç sayılmaz. SKK hakları bize verilmeseydi biz mağduriyeti yaşamazdık. Öğrenci pasosu gibi bir kart verilseydi bu mağduriyet yaşanmazdı. Okul bittiğinde yırtıp atardık, gider 18 yaşında bir iş yerine girer çalışır. Yani bu kartların yüzünden 50 yaşındayım. Yaşıtlarım emekli oldu. Ben mağdur oldum. Sizler mağdur oldunuz. Çaresi yok. Garibin evlatları kazanacak kardeşim. Bu dava 2017'de Ankara'da kurulan ilk dernekle başladı. Sertel abinin deyimiyle 3 kişi yoktu bir yere gitmek için. Ama bakıyorum bugün biz alanlara sığmıyoruz. Bugün biz her yerdeyiz. Sosyal medyadayız, ulusal basındayız, her yerdeyiz. Sesimizi duyuruyoruz arkadaşlar. Ankara Derneğimizi kuran Cüneyt Orhan Başkanıma, daha sonra bu davaya hizmet eden Ferhat Salman Başkanımına burada hepinizin huzurunda Allah bin kere razı olsun, bir kere daha teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ankara Derneğimizden sonra biz İstanbul'da ilk derneğimizi kurduk. Daha sonra da bugün itibariyle 20'den fazla ilde kurulmuş derneklerimizle, taçlandırdığımız federasyonumuzla bu mağduriyetimizi inşallah yerel seçime kadar alacağız arkadaşlar. Buna ben inanıyorum, buna siz de inanın. Madem biz çalışmıyorduk, niye maaş aldık? Madem işe girişimiz yoktu, niye o sigorta kartlarını verdiniz? Hizmet aktimiz de vardı, işe girişimiz de vardı. Siz bize dediniz ki, sizin sigortanız başladı. Neden bizi kandırıyorsunuz? Neden bizi kandırdınız? Biz bunu yıllar sonra öğrendik ki meğerse bizim sigorta kartlarımız geçersizmiş. Arka tarafında yazan numaralar geçerliymiş ama ön tarafı geçerli değilmiş. Bunu asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına yakışan ilk yüzyılından bu sorunları oraya getirmemektir. Tekrar söylüyoruz. Gazi Meclisimize sesleniyoruz Ankara'ya. Buradan Kartal'dan sesleniyoruz. Diyoruz ki bu mağduriyet şiddeti. Arkadaşlar ben buna çok inanıyorum. İnşallah kanundan önceki son mitingimiz bu. Bundan sonra biz başka şeylerle belki birbirimizle dostluğumuzu yürüteceğiz ama artık bu iş burada bu mitingle birlikte bitecek. Buna inanın. İstanbul Kartal'dan Gazi Meclisimize sesleniyoruz. Yakışmıyor. Böyle kanunlar, mağdur edilen insanlar bu ülkeye yakışmıyor arkadaşlar. Bir an önce bu kanunun çıkması gerekiyor. Bir an önce bizim mağduriyetimizin giderilmesi gerekiyor. Staj ve çıraklığın SSK başlangıcı sayılması gerekiyor. Adalet çırağı, adalet.
başkanlarım, Gay Federasyon yönetimim adına buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ayaklarınıza sağlık, çok sağ olun, var olun.